bir kongreyle ilgili değerlendirmeni alayım Yıldıray abi. Valla kongremiz gayet güzel geçiyor. Katılım da yüksek. Başkanımız 37 yılı doldurdu. Artık 40. yıla doğru hareket halinde ve herhalde bir rekor kıracak. Evet. Gençlerle yakışan bir kongre oluyor. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir kongre oldu. Aksiyon yok için. İlhan Cavcan'ın olduğu yerde tek liste olur, aksiyon olmaz. Biz de İlhan Cavcan'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Başkanım, dün handball maçından sonra evet. Gençler Birliği konuştuk. Bugün kongrede sizi gördük. Evet. Çok mutluyuz. Bir kongreyle ilgili değerlendirmenizi alabilir miyim? Evet, kongre güzel geçti. Sakin geçti. Ve yeni yönetim işte seçilecek tek listeyle gidiliyor. Konuşmamda da söylediğim gibi Ankara'nın Lig 2, Süper Lig 2 tek takımı Gençler Birliği. Bütün yöneticilerin Ankara'da yönetimde genel ve yerel irade olan bütün yöneticilerin sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Ankara'dan nimetlenen Trabzonlu, Rizeli, Egeli, Karadenizli, Doğulu, Batılı Ankara'nın tüccarlarının, Ankara'nın iş adamlarının kendi memleketlerinin kulüplerine verdiği destek kadar madem buradan kaynak yaratıyorlarsa, kazanıyorlarsa Lig'de tek kalmış takımımız Gençler Birliği'ne destek vermeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü Cumhuriyet'in başkentinin Lig'de bir takımının olması, bu da düşerse, bunu da sahip çıkmayıp Ankara gücünün durumuna düşürürsek, diğer Şekerspor, Hacettepe, işte Demirspor, PTT Spor benim geçtiğimde bunlar hepsi Lig'deydi, birinci Lig'deydi. İstanbul'un 4-5 tane takım temsil ederken Ankara'yı niye 2 tane takım, 3 tane takım temsil etmesin? Onu bile yapamıyoruz. Şu anda elimizde bulunan Gençler Birliği, Gençler Birliği'ne hem çocuklarımızla hem ailelerimizle Ankara'da oturan tüm yurttaşlarımızın, Ankara'da yaşayan tüm yurttaşlarımızın sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Ben zaten Ankara Gençler Birliği'nin delegesiyim yıllardır. Hem oyumu kullandım, hem söylemen gerektiğini söyledim bir yerel yönetici olarak. İnşallah bundan sonra daha iyi noktalara taşınır. Gördüğümüz gibi Ankara Gençler Birliği'nin borcu yok. Kasasında parası var. Bu büyük kulüplerimize bir örnek. Demek ki kaynak küçük de olsa, büyük de olsa verimli kullanıldığı zaman güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ben İlhan Cavcav'a ve bugüne kadar yönetime gelen tüm arkadaşlara, Gençler Birliği'ne emek veren, çalışan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimde daha iyi noktalara taşır. Başkanım, Yeni Mahalle Belediyesi hem Ankara için hem Gençler Birliği'nin aslında esnafiyeni yapıyor. Tesisleri. Onu da istiyorum. Çıksın. Ankara gibi de çıksın. Çıkaralım. Ama bu sadece siyaseti bulaştırmamız lazım. Kutuplaşma olmaması lazım. Bir yönetim. Bugün bunlar seçildi. Yarın bir başkası seçilir. Ankara gücünde de aynı. Birini seçilir. Kim seçilirse seçilsin. Takıma herkesin sahip çıkması lazım takımlara. Bunu yapamadık Ankara gücünde. Evet. Kim geldiyse o onun şeyini yaptı. Her günde kötüye gitti. Burada şimdi Tutkal, İlhan Cavcav. Evet. O olmasa belki burada karışacak. Doğru söylüyorsun. Evet. Ya belediyeler destek olmuyor deniliyor. Belediyeler neler yapabilir? Belediyeler Büyükşehir Belediyesi yapabilir. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi tabii ilçe belediyelerinin bütçesi. Bizlerden de bir şey düşüyorsa bizler de yardımcı olacağız. Başka çare tabii yok. Hepimize tabii. Zaten söylediği arsa, tahsis bilmem. Niye vermeyecek statı? Tabii. Oyunu oynamak için Sincan statını mesela. Yani verir bunların filan konuşulması bile yanlış şeyler. Biz Ankara hakikaten güzel bir stada ihtiyacı var. Gençlik Spor Bakanlığı en küçük illere yapıyor stat. Yani Cumhuriyet'in başkentine bir büyük görkemli statı da yapmamız gerekiyor. Çeşitli işte Çayyolu tarafına yapacağız, şuraya yapacağız, buraya yapacağız. Çeşitli söylentiler oldu ama şu ana kadar da o konuda da bir gelişme olmadı diye düşünüyorum. Zeki abi, bu kongreleri en çok yaşayan insanlardan bir tanesi sensin. Evet. Çok sonik bir kongre var. Hep öyle. Son 2006'dan sonra yapılan iki tane daha kongre, o da böyle geçti. Eski tas eski abam, tamam mı? Muhalefet olmadığı müddetçe, muhalefete tepki gösterdikleri müddetçe Gençler Birliği hep böyle kongreler yaşar. Ne zaman muhalefet olursa Gençler Birliği'nde
Ondan sonra heyecanlı kongreler yaşandı. Yoksa aynen böyle eskisi gibi, eski tas, eski hamam, eski yöneticiler, yarısı o gider, biri gider, öbürü gelir. Aynı yine seyirci gelmez. Programlar aynı, değişen bir şey yok. Şimdi inşaat izni aldılar, yarın müteahhitlik yaparlar, kulüple ilgilenmezler. Olay böyle devam eder. Gençler bilir, başındaki değişmediği müddetçe, bu zihniyet değişmediği müddetçe gençlerimiz de bir yere gelmez. 2006 kongresini yanlış hatırlamıyorsam sizin Batili abinin olduğu yönetim 600 küsürden fazla oy almıştı. Şimdi kongrede 150 kişi var. O zaman 2500 kişi katıldı. Evet. Yani 2500 kişi, onlar kendileri 1150 üye yaptılar son gün. Onları getirdiler. Adamlar gençler bilin ismini bilmiyordu, rengini bilmiyordu. Akşam kongreden sonra oynayacağı maçı bile bilmiyordu. Şimdi onları silmek için esas gerçek gençlerler de sildiler. Yine kendilerine ait bir 700 kişilik liste var diyorlar ama şuraya gelen 100 kişiden fazla değil. Yine bakıyorum, eski bizim tanıdığımız yarısı en az eskiler geldi. Ama ben oy atmadan gidiyorum. Oy atmaya gerek yok ki. Zaten belli kimin kazanacağı. Muhalefet yok. Şey, oy atmanın oraya sıraya girmenin gereği var mı? Köstü abi yine yönetimdesin. Seni evet. Görmek çok güzeldi. Bir Gençler Birliği'nin gelecek sene neler var? Bir projeler, bir şey var mı? Biz onları duymak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Öncelikle tabii bugün çok önemli iki gün biliyorsunuz. Öncelikle birincisi Anneler Günü. Buradan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. İkincisi de genel kurulumuz vardı. Çok güzel bir genel kurul geçti. Katılım da bayağı yüksekti. Siz de görmüşsünüzdür. Tabii çok tecrübeli, çok kıymetli bir başkanımız var. Onun yanında inşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi işler yapacağımızı umut ediyorum. Tabii bir takım eksikliklerimiz var. İşte başkanımız her noktada vurguluyor biliyorsunuz. Stadyumla ilgili ciddi bir eksikliğimiz var, evet. Ankara için. Tabii bunun bu noktada hükümetimizden ciddi bir destek bekliyoruz. İnşallah bu konuya bir çözüm getirirler, bir çare getirirler. İyi bir stadyumla Ankara'da, Ankara'nın hem marka değerine hem de kulübümüzün marka değerine katkı sağlayacak çalışmaları inşallah yeni yönetim kurulumuzla birlikte yürütürüz. Siz aynı zamanda Aton yönetimindesiniz. Evet, Aton'un Ankara Spor'una daha fazla katkı sağlama şansı yok. Şimdi tabii biliyorsunuz Ankara Ticaret Odası resmi bir kuruluş. Yarı resmi bir kuruluş. Dolayısıyla kanunlarla ve tüzükle idare edilen bir sistemi ve yapısı var. Bu konuda tabii Ankara Ticaret Odası'nın yönetim kurulu başkanı da Salih Bey de futbolu seven birisi. Biz elimizden ne gelirse yapmayı arzu ederiz ama kanunlar çerçevesinde inşallah önümüzdeki dönemde kanunların müsaade ettiği ölçüde tabii ki destek sağlamak isteriz. Sizi Oktay Erica ile birlikteyiz. Hem gençler bile futbol oynadınız, hem yönetimlerde görev aldınız. Bugün de yine buradasınız. Sizi görmek mutluluk. Bir kongreyi değerlendirebilir miyiz? Valla kongre klasik bir Gençler Birliği kongresi oldu. Yani öyle enteresan bir şey ki artık kongreyi bir sene daha bu şekilde başarılı ve güzel bir şekilde gidebilmek için yapıyoruz biz. Yoksa yeni birilerini seçmek için değil. Çünkü seçilen başkan ve seçilenlerden son derece memnunuz. Son derece başarılı ve demin kürsüde de söylediğim gibi yani ben Gençler Birliği'nin çok kötü günlerini görerek buraya geldim. O kötü günleri Allah bir daha göstermesin. Başkanımız sayesinde işi yürütüyoruz. Ama hata yaparsa da dediğim gibi onu tenkit ederiz başka. Yönetimde ciddi bir revizyon yapmış başkan gözüküyor da. Evet yapmış. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Yönetimdeki birçok kişiyi tanımıyorum ama İlhan Bey'le daha önce bunları konuştum. Yani bu yöneticilerin daha hem ekonomik yönden hem de sosyal yönden çok daha güçlü olduklarını söyledi. Şimdi mecburen bu şekilde adamlar seçeceğiz. Yani gençlerlilikleri ne derece var bilemiyorum ama hiç önemli değil. Önemli olan gençler. Gerçekten değil mi Oktay abi? Efendim? Aslında gençler birlikte olmaları önemli değil mi? Şimdi, yani biz bunu yaşadık, gördük, ya bazı sıkıntılar da haklısın. Yani şimdi tabii ki Gençler Birliği'nin nasıl söyleyeyim sana en alt düzeydeki işçisinden en üst düzeydeki başkanına kadar gençler birlikte olması muhakkak gerekli. Ama ülkemizin şartları da, ülkemizin durumu da, sosyal pozisyonu da bunları bulmak çok zor. Yani çok çok iyi gençlerlidir ama vakti yoktur. Ne bileyim gençlerle, yeni gençlerle olmak isteyen vardır. Şimdi bu arkadaşların içinde yeni gençlerle olmak isteyen çok kişi var. Yani hani bir laf vardır, öğrenmenin yaşı yoktur diye, gençlerle olmanın da yaşı yok. İnsan 7 yaşında da gençlerle olur, 70 yaşında da gençlerle olur. İnşallah iyi olacak. İnşallah. Hasan abi, Gençler Kongresi'ndesin. Oğlun da yönetime girdi galiba. Oğlum ve genel müdürüm ikisi de yönetime girdiler.
Ben ikisinin de gençlere faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biri harita mühendisi, öbürü inşaatçı. Gençler Birliği'nde bu tip elemana da ihtiyacı var. Onun için zaten önerdim. Herhalde faydalı olacaklarını düşünüyorum. Netice itibariyle ben de Gençler Birliği'nin yönetimine girmeye çok isterdim ama Rize Spor'da görevim olduğu için Gençler Birliği'ne maalesef olmadı. Ama gerçekten Gençler Birliği'ni çok seviyorum. Ben İlhan Bey'i de, Sayın Başkan'ı da çok seviyorum ve ondan da öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. İnşallah ondan öğrendiğim şeylerle de Etimesgut Spor'u inşallah biz bugün düşmezsek cümleler çıkaracağız diye düşünüyorum inşallah. Abi futboldan anlamıyorum diyorsun. Çaykur Rizespor yönetimindesin, Etimesgut'un başkanısın. Evet. Bütün maçlarda seni görüyoruz. Oğlun yönetiminde, evet. Koray başka spor branşlarında, evet. Şeyde, evet. Görecek miyiz, evet. Bundan sonra, evet. Ankaralı güçlü iş adamlarını biz çünkü, evet. Spor camiasında fazla göremiyoruz. Evet. Şimdi tabii iş adamlarının belli bir seviyeye geldikten sonra mutlaka uğraşacakları bazı bir şeyler olması lazım. Her şey para kazanmak değil. Bir de kazandığın parayı bir yerlerde harcamak da önemli. Onun için sporda harcanan paranın ben düzgün bir yerde harcandığına inanıyorum. Çünkü gençleri eğitiyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Onun için iş adamı arkadaşlarımdan belli seviyeye gelenlerin mutlaka sportif faaliyetlerin içinde olmasını tavsiye ederim. Hem zevk alıyorsun, hem güzel bir yaşam, hem adrenalin yükseliyor. Yani ben sporu seviyorum. İnşallah bundan sonra sporun hep içinde olacağım. Yaşam bize ne kadar ömür verirse, Allah bize ne kadar ömür verirse, ömür süresi içerisinde ben inşallah sporda olacağım. Akşit abimizle beraberiz. Gençler Birliği'nin en eski kaptanının oğlu. Gençler Birliği'nin en güzel taraftarlarından bir tanesi. Çok güzel bir kongre var. Aslında heyecansız ama yine siz heyecan kattınız konuşmanızda Akşit abi. Şöyle söyleyeyim. Gençler Birliği, hani dedik ya, bizim yaşama sevincimiz. 1923'te ben de yoktum. Babam vardı. O yani kulübün kuruluşuyla beraber formasını giymiş bir insan. Oradan devraldığımız mirası götürmeye çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki Gençler Birliği kültürünü, anlayışını ben de babamın arkasından özümsedim. Çocuklarım ve eşim de Gençler Birliği kulübü üyesidir. Biz kulübümüzün iyi olması için üstümüze düşen ne varsa yapmaya çalışırız. Gerisi teferruattır. Yurt dışında Gençler Birliği'ni çok güzel temsil ediyordun. Şimdi İstanbul'dasın herhalde. Şimdi İstanbul'dayım. Orada iş hayatım devam ediyor. Orada da bir grup arkadaş oluşturduk. Bayağı güçlü, kuvvetli bir grup. Gençler Birliği'li arkadaşlardan. Ayda bir toplanıyoruz. Paso Ligi istemediğimiz için hiçbirimiz kombine alamadık bu sene maalesef. Bir Bursa maçına geldik topluca. Ama bu Paso Lig hastalığı inşallah biter. Tekrar tribünlerimize kavuşuruz diye düşünüyorum. Gençler Birlikleri, arkadaşlarımızı orada görmek çok keyifli bir şey, çok güzel bir şey. İstanbullularla beraber geldiniz herhalde. Evet, bayağı bir kalabalık, evet, var, evet. Çünkü var. Evet, var. Daha da çoğuz. Bazıları haklı nedenlerle gelemediler ama şeyiz. Yani orada iyice bir örgütlendik, güçlüyüz. Yani seni de görmek burada güzel. Klas Spor'u da ilgiyle izliyoruz bu arada. Çok sağ olun. Ondan sonra anketlerini dolduruyoruz. Bizim gençlerler biraz geriden geliyor ama olsun, ziyar yok yani. Hasan amcam, bu kaçıncı kongre? Saydın mı hiç? Zannedersem 6. Hayır, kongreler değil. Genç başkanlığımdan beri 75'te ilk başkanlıkta başladım. Tabii ben. Tabii. Bayağı bir 15-20 kongre olmuş olması lazım. En az 20. Evet. En az 20 oldu. Maçlardasın, kongrelerdesin, her yerde senin. Her yerde. Mümkün olduğu kadar deplasmanlara da gidiyorum. Kulüp benim birinci meşgalem. Seviyorum. İnanıyorum. Çok çok daha iyi olacağımıza. Allah yeni yönetime de başarılar diliyorum. Aynı zamanda bizim divan kuruluna da. Çoğu camiada herkesin sevdiği birisini bulmak çok zordur. Gençler Birliği camiasında seni sevmeyen ben daha kimseyi görmedim, duymadım. Hasan ben amcam. Hiçbir arkadaşımıza kötülük yapmadım. Daima onları sevdim. Onlar da beni sevdi. Çok mutluyum. Gençler Birliği Kongresi'ni tamamladık. Yönetime girdiniz. Evet. Önce hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bir kongre, Gençler Birliği değerlendirmesi alayım sizden. Şimdi valla ben Gençler Birliği'ne daha önce de yönetim kurulunda bulundum. As başkanlık yaptım. Sonra çeşitli sebeplerden dolayı ayrılmak durumunda kaldım. Ama gönlümde hep Gençler Birliği sevdası vardı.
herkes de bilir. Yani ben özellikle Ankara takımlarından Gençler Birliği benim ana takımım yani. Tekrar İlhan abiyle çalışma fırsatı bulduğum için çok mutlu addediyorum kendimi. Onun bu engin spor bilgisinden, duayenliğinden azami yararlanma gayretinde olacağım. Ve Gençler Birliği'nde elimden gelen ne kadar faydalı olabilirsem o faydayı aktarmaya çalışacağım diyorum. Önümüzdeki sezon Gençler Birliği'miz için, kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum.